Bazı kavramlar sıklıkla hayatımızda birbirine giriyor. Geçen hafta konuştuk kötü insan, biz kötü insan mıyız, değil miyiz falan diye. Yalnız bir açıklaması yapacak siyasetçi gibi geldi <laughs> Bazı kavramlar <laughs> hükümetimizin bu konuda. <laughs> bu konuya yaklaşımının manipüle edilmesine sebep oluyor <laughs> falan diye. Keşke bu kadar heyecanlı bir siyasetçi olsun. Biz de herkes zombi gibi konuşuyor. Tövbe <gülüyor> <verir>. <gülüyor> Ve bu karmaşa gerçekten konuyu nasıl ele alacağız, neresinden tutacağız, ne yapacağız mevzusunu da zorlaştırıyor. Gel bugün iyi, kötü, gerçek, yalan ve hakikat diye hikayelendirip anlattığımız kavramları düzgün bir şekilde ney nereye girer, nasıl tanımlanır? Niye bazılarına kötü, iyi? Niye bazılarına yalan, gerçek? Niye bazılarına içimizden hakikat demek istiyoruz? Çok etimolojisine girmeden orası başka bir konu. Yani hani kavramların ama bizdeki yerleşimi ya da biçimlendirmesinin... ...sosyalde, psikolojide, biyolojide, daha pozitif bilimlerdeki karşılıklarının ne olduğunu konuşalım. Sonra İlk da bir kere gidelim, bir dakika yoksa bizi dövüp dursun Bence. sonrasında. <laughs> <Ya, ya. gülüyor> Tamamen serbest konuşuyoruz şu an İyi kötü zaten biyolojide yok o kısımda rahatız yani <laughs> iyi kötü diye bir şey Ama var, mesela değil. biyoloji yok ama siyaset de var. İşte insan devreye girdiğinde var olan şeyler bunlar. E, Hakikaten biyolojide insan yok mu ya? Bir, insan Kültüründen bahsediyorum. Ha, sosyal anlamda. Biyolojide insan bildiğin primat canım. Yiyor, içiyor, yatıyor yani. Bücre evet. Ama e, işte bir sınırını aşabilen tek varlık olarak kendi varoluşunun ötesinde etkiler yapabilen ve bunu her tarafa doğru yapabilen bir canlı olduğu için de yıkıcı etkilerine kötü, yapıcı etkilerine iyi falan dememizi gerektiren bir durum o zaman ortaya çıkıyor. Yani insanın zihinsel olarak bu dünyayı yansıttığı anlam, o türev gerçeklik içerisinde var bunlar. Yoksa tabiatın kendi ontolojisinde felsefeciler senelerdir bildiğim kadarıyla tartışıyor. Daha bir çözüm bulamadılar. İşte kötülük problemi diye bir şey var. Tanrı varsa niye kötülük var? İnsan olduğu için kötülük var. Bu çok net. Böyle deyince de felsefenin bütün tadı kaçıyor şimdi. Pelin Dilara kızmasın ama böyle o bu uzun uzun tartışılabilir bir şey gibi gözükmekle beraber yok aslında. Yani iyi ve kötü diye bir şey bizim zihinsel kategorizasyonlarımızla ilgili ve çok net olarak da anlatılarla alakalı. Evet, çok hızlı yer değiştirebiliyor. Tabii. Yani mesela sen işte daha evvel örneğini çok vermişimdir. Yani benim gençlik dönemimde bana çok iyi gelen şeyler şu anda büyük arıza benim için yani ağır kötü. Ve çok kötü gelen şeyler şu anda benim için arzu nesnesi. Yani yerler çok fazla değişiyor. Burada değişen o şeylerin vasıfları değil, o şeylerin özellikleri değil. Benim anlatılarımdaki değişiklikler. Biz mesela dünyaya iyilik ya da kötülük yaptığımızı her düşündüğümüzde sıklıkla şöyle bir şey oluyor. Her iyilik yaptığımızda birine kötülük, her kötülük yaptığımızda da birine iyilik yapıyor olabiliriz. Ama birincisi daha fazla. İyilik yapıyoruz zannederken yani birilerinin muhakkak ya hakkını gasp ediyoruz ya bir şey yapıyoruz. Çünkü mesela en iyi bilineni işte böyle ideolojik ya da dini anlatılarda vardır ya şunlar bizimkilerdir. İşte bunlara bir şey yap. Hatta ondan al buna ver. Mesela bu hayırlı bir iş gibi gözüküyor. E alıyorsun. O şey değil ki. <laughs> o şey yani. O başka bir şey o. Dolayısıyla anlatıyla onu dışladığın zaman bir Böyle anda... bir menkibi var ya hatta anlatılan. İşte bir köylüye bey gelir bir at hediye eder. Çok iyi bir şeydir. Dur iyi olup olmadığını bilmeyiz. Oğlu ata biner düşer ayağını kırar. Hay Allah bu ne kadar kötü bir şeymiş. Askerler gelir köyün tümünü askere almak ister. O ayağı kırık olduğu için asker alamaz da kadar iyi bir şeymiş. İyi ile kötünün kime göre hangi koşullarda ve hangi sürelerde geçerliliğinin olduğu durumsal. Durumsallığı anlayabiliyoruz öykülerle beraber. Ee, Biz zaten bak mesela bu öyküde ben onu ifade de alıntılamıştım. O diğer bütün köylülerin temsil ettiği şey ortak insanlık refleksi. Biz bir şeyi iyi ya da kötü diye ya da herhangi bir şekilde etiketlemeden rahat edemiyoruz. Ya yani ona bir etiket takacağız ki kararımızı verip ilerleyebilelim. Etiket takamazsak ne oluyor? İzleme halinde kalmamız gerekiyor. Onda kalmamız gerekiyor. Biz onda kalmak istemiyoruz. Onu aşmak istiyoruz. İşimiz var. Daha sosyal medya yetişeceğiz, e-maillere cevap <laughs> yazacağız, bir şey olacak. Peki, o yüzden yapıştır etiketi geçsin. İyi de kötü de rahatla. Peki gerçek bir de iyi ve kötü kavramları anladığım kadarıyla ya da hani genel olarak benim dıştan baktığım kadarıyla Kişiyle daha ilintili gibi. Yani e tabi inançlara bağlı. E, Tabii inançlara bağlı ve kişilerle ilintili gibi. Yani iyi ve kötü kavramlarını kullanırken insanları kullanıyoruz. Yani kişilerin başına gelenleri ya da ola gelenler. Ona iyi, ona kötü gibi. Ona diyorsun. iyi, ona o kötü, kötü ya da bir süre lazım. sonra değişiyor. Buna iyi, buna kötü falan gibi. Gerçeklerle ilgili baktığımızda yani gerçekler yalanlar diye. Karşısında. Ha ne gerçek ne? Şimdi mesela gerçek meselesi benim biliyorsun arızalı mevzum. Yani bu gerçekliğin gerçek olmadığını 10 senedir en az anlatan bir adam olarak gerçek denen kavramın yine kişisel zihinlerde oluşan projeksiyonların sözün yettiği kadarıyla dile ifadesi gibi tanımlama eğilimim var. Yani sen şimdi mesela bir dünya tahayyül ediyorsun, bir algılıyorsun daha doğrusu ama bunun zihinsel bir temsil olduğunu biliyorsun. Fakat bu temsilin de her şeyine hakim olmadığı için onu da ifade edebildiğin kadar anlatıyorsun. Bununla ilgili ben bir örnek arıyordum. Geçenlerde ya bir YouTube programı ya televizyon programında enteresan bir egzersiz önerdi birisi. Dedi ki bir şey hayal edin dedi görsel olarak işte at, aslan, kapı, pencere bir şey. Sonra onu çizmeye kalkın dedi. Çizmeye kalktığınızda hayalinizin ne kadar yetersiz olduğunu göreceksiniz ve gerçekten ben bir at çizmeye çalıştım. Uçağa benzedi yani ben ama baya canlı zihnimde at yani işte koşuyor, kişniyor, şahlanıyor falan. Abi çizerken yok ağzı burnu bir tarafa gitti bir şey oldu. O imgeyi görüyorum zannediyorum. Dünya da böyle. Yani bir şey algıladığımı zannediyorum ama onu mesela detaylı bir akıl yürütme ya da felsefe ya da resmetme yoluyla tasvire giriştiğimde çoğu zaman çuvallıyorum. Çünkü dilim de zihnim de yetmiyor. Zaten onu da doğru dürüst algılıyor değilim. Gerçek dediğim şey aslında bundan ibaret. Ve gerçekliğin gerçekliğinin sorgulandığı bir yerde neyin gerçek neyin yalan olduğunu tespit etmek de çok ciddi zor zorlamamış. Ama biz hani buradan çıkalım. Bu benim teorik alandan çıkalım. Bir şey gerçek ve bir şey yalan diye nasıl karar veriyoruz? Hilafı hakikat mi değil mi? Ne demek o? Var olan, herkesin üstünde konsensüs sağladığı işte bir sonraki kelime olan muhtemelen hakikate uyumlu olana gerçek şeye de buna uyumlu olmayana da yalan diyoruz mesela. Hilaf-ı hakikat beyan yalanın eski adı, daha uzun adı. Şimdi peki bu, bunun yalan olabilmesi için ne gerekiyor? Dışarıda gerçek dediğimiz o şeyin hakikate yakın ya da ona çakışık olması lazım. Hakikat dediğimiz şey nedir? Bütün zihinlerin üstünde ittifak ettiği, bu arada felsefi tanımı buymuş ve yalından öğrendim ben de bunu. Bütün zihinlerin üzerinde ittifak ettiği ortak veri kümesi ya da ortak şey. Ortak varlık. Bütün zihinlerin gerçekten hemfikir olduğu. Bu masa mesela. Bu masa serttir. Herkes gelip dokunduğunda evet masa serttir. Masanın sertliği bir hakikattir gibi. Ama bizim mesela benim yetiştiğim kültürde hakikatin bir üst seviye daha kullanımı var. Gördüğümüzün ötesinde eşyanın hakikati diye bir şey var. Bu daha tasavvuf kültüründen gelen bir şey. Eşyanın hakikati de bizim hiçbir şekilde nüfuz edip e, deneyimleyemeyeceğimiz Platon'un şeyleri gibi işte ideyaları gibi. Zaten o yüzden Neoplatoncular diyorlar İbn Arabi'ye falan. Bunların asılları. E şimdi ya bu erişimimiz olmayan bir yer olduğu için burası Bunun felsefi ya da güncel dile indirip mıcıklamanın bir alemi yok. Bize bir faydası yok çünkü. Ama şuna inanabilirsin. Bunda hiçbir sıkıntı yok bence. Yani gördüğümüz gibi değildir bu dünya. Bunun ötesinde bu formların, biçimlerin ve davranışların bir işte şeyi vardır. Daha yüksek düzeyli varoluşu vardır falan. Ben de biraz bu neoplatoncu kafaya yatkınım yani düşünürken. Bunun gerçek olduğunu, birebir hakikatin kendisi olduğunu pek zannetmiyorum. Ama gerçek yalan meselesinin böyle kaypak algısal bir dünyada ciddi problemli olduğunu da düşünmemiz lazım sıklıkla. Mesela bir şey gerçek dediğimizde çok kişi tarafından gerçek kabul ediliyor olması yeterli kanıt olamaz. Mesela ilüzyonlar çok gerçek görünür ama ilüzyon yanılsamadır adı üstünde. Açlık gerçek midir? Açlık bir mesela hissiyat olarak vardır ama mesela çoğu zaman senin açlık sandığın şey susuzluktur. Su içince geçer mesela. Bunu diyetisyenler çok tamam, söylüyor. açlık ya da susuzluğu kendisi. Mesela bir hakikat midir? Şimdi işte hakikat yani, yani, hangi hangisine göre hakikat midir? E, serbest bir şekilde bu kullandığımız kavramları en azından yan yana e, birlikte düşünebilmemizi sağlayacak bir düzlem yaratmak. Yoksa bunların çok temiz ve literal şekilde sınırları biçimli bir şekilde yan yana konulamadığını biliyorum. Yani ortak kümeleri var, çok ayrıştıkları yerler var, başka durumlar var. Ama üreme isteğinin kendisi gerçek mi, hakikat mi, iyi mi, kötü mü? Yani var. Böyle, var. Şimdi işte bu, bunları mesela bu varlığın üreme isteğimizin sosyal hayatımızdaki etkisinin gerçeklikleri, iyi ve kötü halleri var. Acaba hakikat dediğimiz şey bu üreme isteğinin yani bu güdünün, bu varlığın kendisine ya da geçen kaplumbağaların hareketiyle alakalı dünyanın manyetik alanlarının kaplumbağa göçleri üzerindeki etkisiyle alakalı bir hikayeye baktığında. Yani gerçekten dünyanın manyetik alanlarının motivasyonu şeyi sağlıyor. Kaplumbağanın çok büyük bir hareketini sağlıyor. Kaplumbağanın hakikati derken aslında yani acaba onun manyetik alanlarını, yani dünyanın manyetik alanlarına adaptasyonunu mu söylemek istiyoruz? Hakikatle bu çok var. Bu bir mekanizma mesela. Ha Yani, yani lan... manyetik alanla ilgili bir algılayıcın varsa o senin hareketlerinde bir sahip, bir nedensellik parçası olabilir. Yani bunu O kaplumbağanın ama... manyetik alanıyla ilişkisi gibi benim de üremeyle bir ilişkim var. Benim biyolojik varlığımın üreme. Ama şunu düşünürtüyorum. Manyetik alanı keşfettim, kaplumbağayı yönlendirdim keşfettim. Kaplumbağa manyetik alandan türemiştir falan gibi böyle bir Yok, anlatı hiç... oluşturmayım kastediyorum? Yok, hiç öyle bir şey kastetmiyorum. Aksine bir yukarı ve bir alta arıyoruz ya kavramlarla. Şimdi az önce iyi kötü insanlarla ilgili, gerçekler, yalanlar, işte olaylar daha büyük hareketlerle alakalı. Hakikat daha evrensel bir şeydeki sınırlarla ilgili. Acaba diyorum, sınırları zorlarken bizim üstümüzde, altımızda makro evren ve mikro evrende fizikte olduğu gibi yavaş yavaş bizim bizim normal dünyamızın temel kavramlarının dışına mı çıkıyoruz acaba? Ha, sen şimdi vahdeti vücuta giriyorsun kapatırlar kanalı. <laughs> Yok. Şimdi şöyle. Girmiyoruz. Abi gerçek yalan bilgi, işte doğru bilgi, yanlış bilgi, enformasyon falan dediğimiz şeyler algı sınırlılığıyla alakalı şeyler aslında. Şimdi bir bütün olarak evrenin, kozmosun kendisine baktığında birbiriyle ilintili olmayan, kuantum fiziğinden ödünç alacağımız ifadeyle dolanık olmayan hiçbir şey yok. Her şey tek bir patlamadan bugüne gelmiş fizik kurallarıyla takır takır çalışıyor. Yani senle ben arasında ayrım olmadığı gibi fizikte bilmem ne evrenin öbür köşesindeki bir takım hadiseler de benden bağımsız oluşmuyor. Çünkü biz hepimiz aynı köken sıfır noktasındaki bir varoluş başlangıcının ortak sonuçlarıyız. Böyle baktığında bütün nedenselliği biliyor olsan yani işte Laplace'ın cini diye o işte hmm. karikatürize edilen evrendeki bütün parçacıkların her an pozisyon ve hızını bilen bir zihin her şeyi bilebilir ve her şeyi tahmin edebilirdi diye bir kurgu var ya. Öyle bir şey olsan o durumda zaten hakikat senin. Yani artık gerçek, yalan, yanlış böyle şeyler yok hayatında. Fakat bizim insan düzeyinde mesela şeyimiz öğrenmemiz aşamalı, dereceli yani işte okullarda sınıf atlar gibi, ders üstüne ders alır gibi. Her gün yeni bir şey öğreniyorsun. Her gün yeni bir şey keşfediyorsun. Her farkındalık o, bir, 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 bir yeni bilgi sepeti kuşağı getiriyor. Yani böyle. biraz büyütüyor ki bazen de küçültüyor bize. Bazı, bazı yeni bir hikaye öğreniyorsun. O seni komple bir dürbün bakışıyla bir tarafa odaklıyor. Diyorsun ki artık aydınlandım, bilmem ne oldum falan diye. Mesela gene bugün muhabbeti geçti enteresan. hani bu coğrafyada doğup büyüyüp 40-50 yaşlarına gelip Hindistan'a aydınlanmaya giden süper tipler var mesela. Ya abi bütün genetik kodun senin, bütün şeyin burada yoğrulmuş tamam mı? Dünya, algın, dilin, kültür, her şeyin burada. Turuncu elbisede rahip seni aydınlatsın diye gidiyorsun. Bunlar da binde biri aydınlanınca bak çok güzel oldu oraya gittiler böyle yandılar geldiler. Yani böyle bir dünya değil burası. Birisinin bütün gerçekliğin vasfına sahip olabileceği bir yer değil. İnsan düzeyinde işte o yüzden tartışma var, şüphe var, fikir değiştirme var, öğrenme ve gelişme var bu konu bizim masamıza geliyorsa Bence benim bu konularla ilgili bütün o felsefi tartışmalardan çok metodik değil ama duyabildiğim kadarıyla takip edebileyim ve çıkarttığım bir sonuç var O da şu ki ya bu böyledir kardeşim bunu herkes bilir derken ne zaman yakalıyorsam kendimi dövüyorum Tamam Çünkü ya bu böyledir dediğin anda evrenin bütüncül nedenselliğine kapıyı kapatmışsın demektir bir insanın en çok kavga etmesi gereken şeyin kendi gerçekleri olduğunu düşünüyorum bak. Şu yanlıştır, bu yanlıştır ayrı bir konu. Onu, onu zaten senin için yanlış olması, senin için şunun doğru olmasıyla alakalı. Ya sen buna doğru dediğin için ona yanlış diyorsun. Dolayısıyla o doğrunla, gerçek zannettiğin o şeyle, hakikat budur dediğin şeyle kavga etmediğin sürece gelişemezsin. Çünkü o senin zihinsel konfor alanını oluşturur. Dersin ki abi bunu herkes bilir. Ve şunu şunu yapan Böyle olur. Bunu bunu yapan böyle olur. İşte falanca ritüelleri yaparsan cennete gidersin falanca cehenneme düşersin gibi böyle otomatik algoritmalarla dünyayı basit senaryolara bölmek insanı rahatlatır ama gelişiminin önünü kapatır. Şimdi bu bir şeyin iyi ya da kötü olmasının senin için, senin anlatılarına bağlı olduğunu biliyorsan bunu bildiğin anda bir kere poof, iyi kötü buharlaşıyor, bitti iyi kötü diye bir şeyin dışsal varlığından direkt şüphe duymaya başlarsın. Mesela bu sağlıklı bir nokta. Fakat uzun süre içinde durulabilecek bir nokta değil. Yine bir şeyleri mesela bu sefer ne yapıyorsun? Sorgulamak iyidir, sorgulamamak kötüdür. Al buyur. Niye sen sorguluyorsun çünkü sorgulamak iyi. Ama sorgulamaya salak bunlar. Hepsi cahil. Halk kitlesi. Bunları i̇şte ya da bir üstüne Abi bunları da dengeli davranacağız. Mesela ha. dengeli davranmak iyidir, da. dengesiz davranmak ha. kötüdür. İşte bak yani kaçamadığımız <laughs> bir yer var ya. Yani benim olduğum taraf iyi ya da benim olmak istediğim taraf iyi, öbür taraf kötü. Şimdi bu yani benim çok aşmaya çalıştığım kişisel olarak bir kısım. Bu doğruların, bu konfor alanı oluşturan inançların bulunduğu yer rahat ama zevksiz. Yani her şeyi tanıdık, her şeyi bildik, her şey öngörülebilir gözüküyor. Ama hayata kendini açtığın zaman çoğunlukla mesela Kötü dediğin, kötü olması gereken şeylerin hiç de kötü sonuçlanmadığını, bayağı bazen iyi, şanslı falan olabildiğini, iyi dediğin hiçbir şeyin sonunun iyi bitmeyebileceğini ya da ne bileyim gerçek dediğin her şeyin bir illüzyon olabileceğini falan fark etmenin önünü açıyor aslında bu kavramları gevşetmek. Yani tavsiye ettiğim sıklıkla şu, bu arada bu herkese gitmez. Sadece bizim YouTube izleyenler duyuyor zaten gerisi. Duymuyor. <laughs> Kaç bin kişi olur bilmiyorum şu an ama birçok insana bunu... Benim anlatmak istediğim gibi anlattığında o insanın bana düşman olmasını anlarım. Bana kızmasını anlarım. Çünkü çok rahatsız edici bir şey bu. Diyorsun ki baba sen kendi varoluşun hata yani. <laughs> sen bir baksın ona göre kendine bak. Bırak dışarıyı onunla bununla uğraşmayı. Kendini düzelt falan demiyor. Bu bilgiye hazır olmayan birçok insanı bu sinirlendiriyor. Ama bizi böyle söylemleri takip eden, bu muhabbetleri takip eden insanlar zaten geldi buna teşne. Ve mesela bunu söylediğin zaman bunu birbirimize hatırlattığımız zaman, ben bunu hayrı hatırlatmak olarak genellikle kodlarım. Her seferinde bir kere daha hatırlıyoruz. Lan evet lan ben tamam sorguluyordum ama bak gene bir konfora geçmiş. Ben bir daha, bir daha bir doğruma yanlışıma bakayım. Bir daha gerçek yalan ne ona bakayım. Ama bunun kestirme formülünü şunu hiç unutmamak lazım bence. Daha önce tavsiye etmiştim gene edeyim. Çoğu insan iyidir kitabı. Muhteşem bir kitap bence. Hemen herkesin okuması lazım. Gene yazarın adını unuttum. Soyadı Bregman ama adını hatırlamıyorum. İnsanların kötülük yapmasının tek nedeni görebildiğimiz kadarıyla özellikle o kitlesel kötülükler iyi olmak istemelerinden kaynaklanıyor. Kötü olmak için kimse kötülük yapmıyor. İyi bir şey yapmak için. Mesela ailesini kurtarmak için birilerini öldürmek gibi. Bir inanca hizmet etmek için birileriyle savaşmak gibi bir fikriyatı gerçekleştirmek için o fikriyatın karşıtlarını bastırmak gibi. Çünkü o hizmet ettikleri fikriyat çok yüce ve güzel bir fikriyat falan. Naziler böyle işte yani. Büyük hayali destekler. Dünyadaki aslında. her hareketin çeşitli biçimlerde yansıyan sonuçları var. Ben elimi şöyle yaptığımda bile bir rüzgarın hareketi biçimi falan bir, bir, bir sonucu var. Sen bir kelebeksin Mustafa. Kelebek. <laughs> Dünyadaki her hareketin sonuculuğunda dünyanın çeşitli yerlerinde, çeşitli konumlardaki insanlar için iyi ve kötü anlamları var. Evet. Yani hani böyle baktığında, eğer hakikattan bahsedeceksek, hakikat bunu böyle bütün olarak iyi ve kötüleri, gerçek ve yalanları ayırmadan, az önce nazilerle beraber örneklendirirken, tahmin ediyorum böyle bir şey söylüyordu tabii aynı tabii. zamanda. Yani, o veçesi de var, bir de demin alıntıladığın o Kızılderili hikayesindeki gibi olan da var. Yani iyi ve kötü, durumsal ve sen sana iyi geldiği için iyi demek değil, kötü geldiği için bak sana iyi ya da kötü gelmesi bir gerçek. Yani sana kötü geliyor ya da sana iyi geliyor. Pandemi mesela. Bazılarına kötü geldi ama bazılarına iyi geldi. Bana iyi geldi yani. Vallahi özlüyorum o günleri. Çünkü ben kendi açım ama pandemi iyidir diyebilir miyim abi? Bu manyaklık olur yani. Hayatın kendisi de böyle. Bir şey sana iyi geliyor diye iyi olmak zorunda değil. Kötü geliyor diye de kötü olmak zorunda değil. Ölüm herkesin başına gelir böyle kötü değildir. Hayatın bir parçasıdır. İyi kötü sınıflamasında en azından bu fazla relativist duyuluyor olabilirim ama bu kısmı yerleştirmek vallahi yaşamı rahatlatıyor. Muhtemelen infanın yeniden gözden geçirmiş baskını yaparken bunu bir stres yönetimi yöntemi olarak da oraya ekleyeceğim yani. Bu gerçekten stresi azaltan bir şey. Hayata olabildiğince göreceli ve gevşek tanımlarla bakmak ama kendi içinde. Yani biz sıklıkla ne yapıyoruz? Mustafa diyor ki çok kötü bir şey oldu. Ben de ben Mustafa nesi kötü bunun gözünü seveyim. Ona tabii teres atmak kolay. Gel kendine bunu söyle. Kötü bir şey olduğunda bunu kendine söyleyebilme becerisi senin stresini azaltıyor işte. Daha evvel konuştuğumuz duygusal dayanıklık bölümüne de bir gönderme yapalım. Bu da bir <laughs> evet. şey zaten idman yani bu konuyla alakalı. İşte bu idmanları ne kadar yaparsak gerçek o kadar gerçek olacak. Şimdiye kadar hani yüzlerce söz verip yapmadık ama şu hakikat üzerine içim hala kaşınıyor. Yani gerçekler, yalanlar, iyiler, kötüler bu başka bir konu e, arka tarafta ama hakikat üzerine bence bir program daha yapalım. Hakikat üzerine program yapacaksak hazır ol. Ben de o programda şey iddia edeyim o zaman. Buranın gerçek olmadığını ispatlayayım herkese. <laughs> Az sonra. Tamam. Buranın gerçek olmadığını ispatlayacaksın ama bunun bize hakikatini gösterebilecek misin? İşte. Oradan çıkacak zaten. Önce değilleyeceğiz ki sonra ne olduğunu bileceğiz. <laughs> Büyük vaat verdik, bittik biz. <laughs> Haydi bakalım. <laughs> Kanalı kapatıyor kapatıyormuşuz. <musunuz? gülüyor> <laughs> Bak yok falan diye. Neden olmasın? Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.